Bugün sizlere dünyanın en yaratıcı iki insanından bahsedeceğiz. Ancak bu iki kişinin tek ortak noktaları yaratıcı olmaları değil. Çünkü bu iki adam akıl ettikleri ve ortaya çıkardıkları şeylerle ilk etapta çevreleri tarafından dalga geçilmişler. Fakat kısa süre içerisinde haklılıkları ortaya çıkmış ve tüm dünyanın dikkatini çekmeyi de başarmışlardır. Aynadan yansıyan güneş ışınları sizce bir yemeği pişirebilir mi? Eğer yaz mevsiminde Adana'daysak neden olmasın? Ama bu durum sadece ülkemize has bir durum değil. Tayland'da Sila Sutarat adındaki bir adam güneş ışınları ve aynalardan yararlanarak lezzetli tavuklar pişirmeye başlamış. Peki ama Sila'nın aklına bu fikir nereden gelmiş? Bir gün yolda ilerlerken bir otobüsün camından yansıyan ışınlardan canı çok yanan adam daha sonra bu ışınları enerjiye çevirmeye karar vermiş. Ayrıca Tayland'da doğalgaz, elektrik ve kömürün pahalı olmasından dolayı Sila böylesine yaratıcı ve çevre dostu bir işe başlamıştır. Toplamda 1000 aynayı yan yana dizerek bir platform oluşturan 60 yaşındaki adam daha sonra aynalardan yansıyan güneş ışınlarının hedefine tavukları yerleştirmiş. Sadece 12 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tavukları bu sıra dışı yöntemle pişiren adam aynı zamanda bu şekilde tavuklarının daha lezzetli ve yumuşak olduğunu da iddia etmekte. Fakat ilk başlarda Sila adındaki bu yaratıcı adamla çevresindekiler dalga geçmişler, hatta onun deli olduğunu bile iddia etmişlerdir. Ancak zamanla herkes aynalardan yansıyan güneş ışınlarında tavuk pişirme fikrine alışmış ve hatta çok da lezzetli bulmuştur. 1997'den beri tavuklarını aynalardan yansıyan güneş ışınlarıyla pişiren adamın ünü ise sınırları aşmış durumda. Sila ve eşi yıllardır yolun kenarındaki küçük restoranlarında sayısız turist ağırlamışlar ve aynı zamanda bu yaratıcı çift kendilerine has bu sıra dışı tavuk pişirme yöntemiyle doğaya da zarar vermemekte. Bu gerçekten de çok yaratıcı. İkinci hikayemizde ise Randy Wagner adındaki bu adam bulduğu akılcı yöntemle dikkatleri üzerine çekmiştir. Texas'ta yaşayan Randy, küresel ısınma sonucunda artan sel felaketlerinde oldukça akıllıca bir çözüm üretir. Normalde yüksek sıcaklıklarıyla ünlü olan Texas, maalesef son yıllarda sel felaketleriyle de mücadele etmek zorunda. İşte bu noktada da Randy adındaki adam evinin çevresine yerleştirdiği bu şişme botlarla bu büyük probleme çözüm bulmuştur. Şişme bot üzerine inşa edilmiş gibi görünen bu sıra dışı ev aslında içinde su bulunan çimden bir botla çevrelenmiş. 8.300 dolar ödeyerek bu özel ürünü alan Randy ilk etapta komşuları tarafından dalga geçilmiş ancak yaşanan bu sel felaketi sadece onun evini etkilemeyince de Randy'nin haklılığı da herkesin gözünde kanıtlanmıştır. 75 santimetreye kadar sel sularını dışarıda tutan bu kullanışlı ürün Randy'nin evini sel sularından kurtarmış, aynı zamanda da bölgedeki birçok kişinin gidip bu özel üründen satın almasını sağlamıştır. Bunlar Kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.